açıldı. 5 yıldız. Hadi oğlum. Ronaldo mu? Ronaldo! Ronaldo! Ronaldo çıktı lan! Arkadaşlar like'ları basın. Ronaldo çıktı lan. Cristiano Ronaldo. Son dakika. Ronaldo! Jude Bellingham gördü arayı. Cristiano Ronaldo'yu da gördük. Cristiano Ronaldo kontrol. Cristiano Ronaldo direkte patladı. Ronaldo direği yamulttu. Arkadaşlar selamlar, yepyeni bir gün ve yepyeni bir futbol oyunuyla karşınızdayım dostlar. Bu oyunu yorumlarda çok fazla görüyordum fakat cahilliğime verin ki dostlar PlayStation'da olmadığını düşünüyorum ve bilgisayardan kasıyor diye futbol oyunları dostlar bilgisayardan oynamak istemiyordum fakat PlayStation sorup gezerken dostlar şans eseri PlayStation'da olduğunu gördüm. Tamamen kendi cahilliğim dostlar, gerçekten merak uyandırıcı görünüyor. Görüntü kalitesi görsellerde İnanılmaz. Tabii hemen indirdim. Bu yanılmıyorsam dostlar PES'in yeni adıyla çıkmış haliymiş. Ben PES'i en son 2006'sını bilgisayarda oynuyordum. 2013'ünde sistemi yetmediği için PlayStation kafelerde arkadaşlarımla, mahalleden arkadaşlarımla falan öyle kapışmak için oynuyordum. PES 2006 der geçerim ama o kapak resmiyle Berkay bir PES 2006 yazıp o ekranına gelen ilk görsel ekrana koysan inşallah doğru koymuşsundur. Böyle bir adam şut çekiyor gibi, böyle beyaz gibi. Adamın üstünde sanırım Brezilya üniforması vardı. Futbolcuyu tam hatırlamıyorum ama gerçekten bana inanılmaz hatıralar hatırlatıyor dostlar. Yaşıtlarım bilir ama sizler büyük ihtimal yani 25 yaşın altındaysanız hatırlamıyor olabilirsiniz. Bilmiyor da olabilirsiniz dostlar. Neymiş bu e-futbol? Neler yapabiliriz diyerekten dostlar ilk defa farklı bir oyun, farklı bir futbol oyununa giriş yapıyorum. Lütfen dostlar başlamadan birer like atmayı unutmayın. Bu oyunla ilgili önerileriniz olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Oyunun cahiliyim şu an ama genel olarak futbol oyunlarını iyi oynadığımı düşündüğüm için becerebileceğimizi düşünüyorum. Sanırım online dostlar beraber kadromuzu kurar ve oynamaya başlarız. Oyunda acemi olduğumuz için umarım içimizden geçmezler dostlar. Yalnız fotoğrafları falan gerçekten çok ilgi çekiciydi. Umarım kalite konusunda yanıltmıyordur oyun. Yani kalite konusunda yanıltırsa biraz üzer. Yani orada fotoğraflarda çok güzel kalite kullanıp dostlar. Burada düşük kalite olması beni biraz üzer. Like'ları unutmayın dostlar. Like'larınız çok önemli. Dün video atamadığım için özür diliyorum. Kıbrıs'ta beni güneş çarpmış dostlar. Gerçekten bir önceki videoyu zaten müthiş bir baş ağrısıyla çekmiştim, hatırlıyorsunuz. Ertesi gün abi yok bir türlü hani başımın ağrısı geçmedi. PUBG'yi anca çektim. Buraya es geçmiş oldum. Bunun için her birinizden özür diliyorum dostlar. Böyle bir düzensiz genelde yapmam biliyorsunuz. Ben her şeyde düzensizimdir ama YouTube konusunda düzenliyim dostlar. Yıllardır her gün atıyorum bildiğiniz gibi. Atmadıysam siz de biliyorsunuz ki dostlar bunun önemli bir şeyi vardır. O yüzden açıkçası çok şey yapmıyorum. Ne derler ona? Sizin beni tanıdığınızı farkındayım. Hiç değilse öyle hissediyorum. Canımsınız, hepiniz hoş geldiniz. Ben tam güncellemeler indirirken, indirilmesini beklerken çarpıya bastım. Sanırım bizi maça mı sokacak direkt? Öğretecek sanırım. Fransa İngiltere maçında ben niye girdim şu anda? Çıkar beni buradan. Yalnız görüntü kalitesi ne böyle? Fazla güzel görünüyor. Neden? FIFA 2024 gelene kadar takılsak mı acaba? Griezmann pembe saçlı mesela FIFA'da. Niye pembe saçlı değil? Bu oyun daha mı hızlı güncelleme alıyor FIFA'dan acaba? FIFA'ya giydirsem mi acaba şu an? Bak görüntü kalitesi bana daha güzel geldi nedense. Kim bilir ne... Abi görüntü kalitesi güzel mi bu? Bu güzel mi? Arkadaşlar Bukaya Saka'ya bak. And we rise now Bellingham. Abi bu çok güzel görünüyor. Gerçekten güzel görünüyor. Harry Kane. Hiç değilse tuş ayarlarımızı falan yaparız dostlar. Çıkmayayım. Tuş ayarlarımızı falan yapalım. Evet, animasyonlarını falan merak ettiğim için dostlar geçmiyorum. Of. Abi. Bu ne böyle? Sol baştan say. Griezmann, Mbappe, Kimpembe. Adını çıkartamadım. Adını çıkartamadım. İsimleri tanıyorum. Adını çıkartamıyorum. Ndombele mi o? Yalnız arkadaşlar gerçekten etkilendim bu kaliteden. Geçtim artık. Keşke... Lan bu ne? Bir dakika lan. Ne ya? Çeşitli hareketler kullanabilirsiniz. Oğlum pas şut falan ne lan? Bunlara ben bakayım. Kameraya hangisi yapmalıyım acaba ya? Arkadaşlar değiştirme göremedim. Umarım ana menüde falan vardır. Neyse. Bu maçı düzeltmeye çalışayım. Yalnız şeye geçince... Maça geçince görüntü kalitesi bir kalitesiz geldi. Ya bilmiyorum ayarlara falan bakacağım. Step over var mı?
Çiftli defans aynı. Online bir rakibe karşı oynamak istiyorum arkadaşlar açıkçası ama hani tuşları öğrenmiş olayım diye çıkmadım. Bir tane atak geliştirelim, ondan sonra çıkalım. Bütün maçı oynamayalım. Hacı kullanımı seçiyor. Mbappe'yi bile tanıyorum. Abi bir şey diyeyim, animasyonları iyiydi ama şey hiç aynı şey diyemeyeceğim. Şutla ortayı karıştırdım ya. Fark ettiniz değil mi? Orada şuta basmıştım ben halbuki Griezmann'ın pozisyonunda. Mbappe arka tarafı ortalayacak. Mbappe ortaladı. Pavard. Kim bu? Rabiot. Mbappe. Mbappe'yi kanat mı oynatıyorlar? Mbappe. O nasıl şut lan? Ama bir tahtıma gidiyor lan arkadaşlar. Çok tahtıma gidiyor oyun. Dur bakayım ben. Belki ayarlarımdandır. Ayarları bayağı zorlayacağım dostlar lobi çekince. Şimdi Bukayo Saka. Kapatın abi Saka'yı. Abi oyunda direkt zor ayarlar değil mi açılmış? Ne olmuş? İndirdim onu. Kimane. Aha offside'de değildin değil mi Groot? Griezmann hareketleniyorum. Griezmann gördü. El var bu arada orada ama oyunda el var mı acaba? Bravo. Ne güzel baskı yaptı lan. Hocam pardon. Animasyonlar çok güzeldi. Ya şu kameraya mı alışamadım biliyorum. Kötü geliyor bana görüntü açısı. Görüntü açısını ne yapayım? Dinamik geniş oynayalım bakalım biraz da. Vallahi arkadaşlar FIFA'dan sonra oyun içi iyi gelmedi bana açıkçası. Tabi bu şey de farklı geliyor diye de olabilir. Hop, bir müdahale. Çok iyi. Kanka oraya atmadım ama o da güzelmiş. Gördüm koş. Lan Mbappe. Of çok güzel pas. Orta. Mbappe. Oğlum o nasıl orta? Lan direkt kaleye gitti. Aa gol alıyordu. Çok güzel baskı. Griezmann. Antonio Griezmann. Atarım plaseye. Griezmann. Oo plase animasyonu çok güzeldi. Plase animasyonu dikkatinizi çekti mi? Bakın bak. İşte bu animasyonlar beni çekiyor abi bak. Bak o Antony Griezmann. Çok güzel animasyon be. Vallahi çok bayıldım animasyona, müthişti. Aman. Bir şey yok. Topa bir dahale. Koşu var mı? Griezmann hareketlensene oğlum. Mbappe'nin koşu. Evet. İşte bu. Kestim abi. Ooo. Kaleci açılır dedim, açılmadı. Çok kötü kafa. Bro çok kötü kafa. Vallahi animasyonlar arkadaşlar bakın ikinci yarı başlıyor mesela. Animasyonlar beni bayağı çekti, çok tatlı. Ama tabii oyun içi mekanik için aynı şeyi şu anda diyemeyeceğim ama alışkın olmadığım için de olabilir. Çok kötü müdahale ettim. Özür dilerim. Müdahaleler biraz daha sert dostlar, bastığınızda adamı deviriyor yani. FIFA'da öyle değil. FIFA'da çok nadir farklı hani noktalarda böyle kötü şeyler yaparsan, kötü müdahalelerde bulunursan anca öyle düşürüyor. Oğlum bir koşu maşı yapın lan. Gördüm orayı. Yürü oğlum. Bu gol. Gol olur. Griezmann. İkinci pozisyon. Of. Korner. Savunmadan son anda döndü. Valla şu... şutun yerini değiştiremediğim için arkadaşlar sürekli yanılıyorum gibi hissediyorum. Hop. Kimle çakarız biz ya plaseyi? Gelir mi? Tchouameni! İnanılmaz! Lan nasıl kaçar? Yalnız oyunda plase var ha, çok tatlı. Acaba Trivela nasıl? Aynı mıdır lan? Trivela'yı da deneyeceğim şimdi. Karede olmasın benim çok canımı sıkıyor arkadaşlar. Onu acilen düzeltmek istiyorum. Griezmann'ın koşuyu gördüm. Griezmann, Antony Griezmann yazar bunu. Griezmann karşı karşıya. Griezmann! Tüm taraftarlarımıza gelsin. Aslında. Başarım var geliyor dostlar. Ne yapıyoruz abi, çıkabiliriz arkadaşlar artık. Bu bir gösterim maçı olduğu için. Bir de yani oyun herhalde sanırım öğren diye şey yapıyor. Çıktım abi. Evet oyunun ana lobisi dostlar. Bu şekilde. Daha oyunu yeni kuruyoruz bu arada. Bruno Fernandes, Trent Alexander-Arnold. Böyle bize bakıyor nedense.
Ülke bölge Türkiye, aynen kanka, devam. Onayla. Kullanım şartları kabul ediyorum. Onayladım. Bunda gerçek para basma var mı acaba? Paket açma muhabbetleri varmış da. Vural Uzul yapalım. Şey, oyun içerisinde kullanıcı adımız bu sanırım. Online ol. Aa! Kullanımdaymış lan. Kim aldı lan kullanıcı adımı? Kim aldıysa yorumlarda itiraf etsin bak. Topiklik yapmayın ya. Al Vural Uzul 1 yap. Vural Uzul 1 oldum sizin yüzünüzden ya. Ayıp arkadaşlar lan, niye adamı alıyorsunuz ya? Hadi bakalım. Bu oyunla ilgili şöyle bir şey geldi kulağıma dostlar. Ne kadar doğru lütfen yorumlara yazın. Bu oyunun mobiliyle bilgisayarı maç yapabiliyormuş. Yani PUBG Mobile gibi mobiliyle bilgisayarı aynı oyuna düşebiliyormuş mu? Öyle bir şeyler geldi kulağıma. Yalan olmasın, ne kadar doğru bilmiyorum. Benim bir arkadaş var. Şu anda bu videoyu izliyordur. Adı Hydra. Ağzına tükürdüğümünü böyle dedi bana. İnşallah yanlış değil. Şu an ekran başında lan. Ne sırıtıyorsun lan? Yalan söylediysen yorumlarda şimdi ortaya çıkacak yalanın. Şu da olsun dostlar, geliyorum. Bu oyun dostlar bana biraz şey gibi geldi böyle. Hani animasyonları güzellemişler ama oynanış için gameplay kısmında biraz kalite düşüşü falan oluyor gibi geldi bana. Ama dur bakalım, doldu bütün güncellemeler. Bakalım. Kadromuzu oluşturacağız. Nasıl oluşturacağız bilmiyorum. Biraz para basabiliriz aslında. Bir bakalım. Çok önemliyse para basmak. E-Futbol 2023 hoş geldi. Rüya takım yolculuğunuz başlamak üzere. İlk önce temel takımınızı seçin. Tamam, bu şey işte. Tam şeyi ilk açtığımız an. Ne derler? Ultimate Team'i ilk açtığımız an. Ne yapalım? Güney Amerika, Asya, Avrupa yapalım. Nereden seçelim? Ah, Süper Lig. Süper Lig seçmeyelim. Dur, Avrupa'yı değiştireceğim ya. Afrika yapacağım anasını satayım. Aa, burada da sadece şey çıkıyor. Neyse, biz Avrupa Süper Lig yapalım anasını satayım. Ah, Süper Lig. Ah, Fenerbahçe. Fenerbahçe, evet. Ne oldu şimdi, ben anlamadım. Burası e-futbol. Rüya takım oluşturuldu. Bu ne lan? Aa, burada da futbolu daha önce bırakmışlar var. Yani futbolun efsaneleri burada da var. E güzel. Müziği kapatmam lazım. Teliflidir bu. Ha, yayın yaptım arkadaşlar. Telif hakkı ihlalini önlemek için. Evet. Şu şutla şeyi de değiştirirsem çok iyi olacak. Kanka, bunu yüksekten pas yapıyorsun. Bunu da şut yapıyorsun. Aynen. Geri kalan şey aynı herhalde ya zaten. Aynen. Geri kalanlar aynı. Aynı gibi geldi bana. Aa, şeye bakabilirim buradan. Ayak dışı, ayak dışı, ayak dışı ama görünmüyor. Bak şeyde plesi de yok mesela. Neyse, ona bakarız. Sıkıntı yok. Buradan görüntü kalitesi falan. Maç ekranı diyor. Parlaklık kontrol. Tamam, bunlara hiç dokunmayacağım. Kamera ayarının yani hangisi doğru olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden bir şey demeyeceğim. Şimdi görevlerde 3 tane şey yanıyor. Bu bize paket verecek mi? Bakalım. Buranın paket açılım animasyonu falan nasıl? Şanssızlarım nasıl olacak merak ediyorum ha. Tamam, ver bakayım. Bana ne, paket veriyor musun ücretsiz kanka? Ücretsiz paket verecek mi lan? Burada 6 yazıyor. Dream Team. Bir futbol ligi var. Şey var. Bir dakika abi, ben şey istiyorum ya. Takımım, ha takımım. Oyuncular. Oğlum bunlar kim lan? La bunlar kim? Aa, gerçekte bilen olmayan oyuncular var. Niye böyle başlattı oyun? Ben ne yapacağım şimdi? Paket açmam lazım ki. Nasıl oynayacağım abi bunlarla? Oo, oyuncu transferi falan muhabbetleri burada. Bana paketleri göster. Biraz para basalım arkadaşlar o zaman, madem öyleyse. Paketler. Evet, paketler. Lan paketlere girilmiyor mu? E-futbol parası dedim. Paketlere giremiyordum ama olsun, yine de bir yükleyeyim bakayım, belki bir şey açarız. 90 liralık var. 179 liralık yükleyelim arkadaşlar. Bakalım nasıl paketler gelecek. Evet, şu anda dostlar 179 TL'lik e-futbol parasını aldık. Bakalım hangi paketleri açabileceğiz. Umarım oyunda paket vardır bu arada. Hiç paketlere tıklanmıyordu. Ben direkt geldim aldım ama bakalım. Tamam, bütçeye ekledik abi. Şimdi paket... Oğlum paketler nerede? Aa lan oğlum, paket nerede paket? Arkadaşlar paket açamıyorum lan. İlk önce oynamam mı istiyor acaba ya? Bir maç atalım o zaman dostlar. Hiç değilse şey, var olan takımın ne kadar kötü olduğunu görürüz. E-Futbol Ligi arkadaş barışı. Online hızlı maç. Gelsin bakalım. Arkadaşlar burada rakip bulmuyor bu. Burada rakip bulmuyor. Dur o zaman E-Futbol Ligi'ne basmalıyım. Tamam, E-Futbol Ligi diyorum. 13. aşama başladı diyor. Oynat beni bakayım. Maça git. Aynen, gerçek rakip. Tamam, gelsin bakalım. Gelsin, gerçek bir rakip geldi arkadaşlar. Tabii efendim. Oo, adam da Marsilya'yı seçmiş. Tabii arkadaşlar, futbolcuların alakası yok ama. Dur bakalım, ilk online maçımıza çıkıyoruz arkadaşlar.
Çıkışta paket açabileceğimize inanıyorum. Oyun hani daha hiç şey yapmadığım için falan açtırmıyor bence. Ne derler ona? Daha hiç oynamadığım için falan açtırmadığını düşün. Paketler yerine girdirmediğini düşünüyorum dostlar. Hızlıca bu maçı bitirelim. Oğlum bak, şu an tuş... Şu an şut tuşumu değiştirdiğim için dostlar rahat olun, paket ederim. Çok rahat olun. Bak şimdi nasıl oyunlar kuracağım. Al kanka bana. Oyuncular da plase veresi atamayacak büyük ihtimal de. Al bunu. Aç kanada. Al bunu. Tekle. Sıkıntı yok. Hop. Offside'de değilsin değil mi? Yok. Al kanka bunu. Vurun usun buradan. Of. Kim lan bu Moldovanu? Oldu. Abi bu oyuncuların gerçekte olmadığına yemin bile edebilirim bu arada. Bu sallama vermiş. Kanka gör. Of çok güzel. Oğlum ne güzel pas atılıyor bu oyunda. Al bunu. Lan bu niye direkt kaleye gidiyor buradan benim gezdiğim orta. Arkadaşlar. Aa. Kral geri döndü bu maçı. Türkçe şeyler vardı. Aa bak bunu çok beğendim. Bunu FIFA bile yapmıyor lan. Ulan FIFA örnek al lan biraz. Bir dakika. Al kanka bunu tekrar. Lan geçmedi. Defending of the desperate variety. Oğlum bak baskıyı kurdum üzerinde. Geçirmeyin, geçirmeyin, baskıyı kurduk. Alta verecek, alta verecek, alta verecek. Tamam. Oğlum FIFA'dan geldim bak ağzına ederim ha. Oğlum tutsanız atım. Bravo. Hadi beyler. Al kanka. Bekle. Al bunu. Yazdık mı? First time direkt ah. Sıkıntı yok arkadaşlar. Ben bu maçı kazanacağım. Problem yok. Bu arada rakip biraz kötü geldi bana. Herkes bu kadar kötü oynamıyordur herhalde değil mi? Acaba ilk maçım diye bot mu attı lan? Bot atmış olabilir dostlar bu arada şu an ha. Lan oğlum yanlışlıkla kayıyorum görüyor musun? Kaymayla müdahalenin yerini değiştirmem lazım. Müdahale yapmak istiyordum. Oh, Allah'tan kırmızı görmedik. Bu arada sanırım rakibin takım oyuncularıyla benim takım oyuncularım var. O da mı yeni başladığı için öyle acaba? Ben aynı birkaç isim gördüm ha galiba. Hadi oğlum koşarsın sen buradan. Kimsin bilmiyorum ama. Al bunu. Koşamadı. Tamam tamam şaka şaka. Şimdi oyun kurarak çıkacağım. Sen şunu bir al. Bir daha. Çok iyi be. Ara pası çok iyi atılıyor oyunda ya. FIFA'da ara paslar bu kadar iyi değil. Buna yem. Kanka o nasıl şok lan? Arkadaşlar azıcık vuruyorum top uçuyor ya. O ne? Oyuncu kalitesinden ötürü mü o? Bana acil güzel oyuncular lazım. Of. Çok güzel baskıya gitti ama alamadı. Bir şey diyeyim ben bu oyunu fena oynarım da. Alışmam lazım biraz. Yapmadı işte. Kaç oğlum? Yarı bitti devam. Arkadaşlar oyunda ara pasları müthiş güzel geçiyor bu arada. FIFA'da kesinlikle böyle değil. Oyunda böyle oynanacak çok yer var gibi geliyor. Of abi yine kaydım yanlışlıkla kaydım. Ha kırmızı mı yiyorum? Hayır lütfen 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 lütfen. Hocam tamam. Valla şey defansta tuşu değiştirme de değiştireceğim ama. Ara pasları çok iyi olduğu için dostlar oyunda bunun kıymetini bilip ara paslarını güzel hücumlara da değerlendirebiliriz. Baksanıza şu şeye, tribünlere. Bakın Türkçe sevdalara, Türkçe şeylere bakın arkadaşlar. Resmen adamlar Türkçe yapmışlar her şeyi. Full Türkçe PES oyununa girdik la. Vallahi baksanıza tribünler müthiş. Ara pasları çok iyi geçiyor ya. Al kanka. Baksanıza arkadaşlar. Sen sevinç yap bakayım. Ay bu sevinçleri harikaymış ya. Ara pasları çok tatlı geçiyor. Bu oyunda var ya müthiş pas oyunları yapılır. FIFA'da rakip oynayacak yer alan bırakmıyor sana. Bu oyunda böyle değil. Bu oyunda müthiş ara paslarıyla gidebiliyorsun. Öyle bir şey fark ettim şu an. Ara pasların değeri çok yüksek yani burada. Zınk. FIFA'da kesinlikle böyle değil. Zınk. Kanka at artık adam offside'a düştü lan. Çok sevdik be abi. Haydi bastır. Baksana oğlum çok güzel. Lan. Vallahi o şeylerle benim gönlümü aldılar yani oradaki Türkçe ulan FIFA. Ulan FIFA bu, senin artık Türkçe spiker bile yapman gerekirken sen bunları bile yapmıyorsun. İyi Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın iyi. Bill Gates. Senin ne hesabın var lan Bill Gates.
Kanka diğerini atmıştım be. Al bunu. Hocam ya. Aman adama dokunmayalım ha hocam. Ayıp sana hocam ya. Aa niye bu kadar çıkmıyor? Rastet. Evet evet oğlum. Evet aynı İsmail gibi oynadı. Yalnız hareket step over falan çok başka her şeysi. Aldın mı? Direkt uff basamak. Basamak. Hiç onun içeri. Buradan vurur mu? Oyuncu kredisini hesap etmeden yapıyorum bunları işte. Oradan nasıl vursun o adam? Böyle bir bitiricilik mi var? Çok oğlum size bir şey mi? Savunma yapması da daha eğlenceli ya burada. Tabii bir FIFA değil arkadaşlar ama eğlenceli çok yanı var oyunun. Hop çok güzel müdahale. Atacağım arabasını ona. Yakala kanka. Ara pasları çok güzel çalışıyor ya. Bir pas daha. Garantiye bitirelim. Lan vursana. Lan ne yaptın? İkinci pozisyon. Kes onu. Ooo. Üçüncü pozisyon. Yaz artık Allah belanı. Ali Asyalılar çok tatlı anlıyor. Ali Asyalıların bir ihtimal eder. Dakika açıdan biter bu oyun al sonu. Biter de paketimizi açarız sonra. 85 aynen. Abi çok iyi. Ara paslar çok tatlı geçiyor. Ve bu adam büyük ihtimalle bot da olsa ilk oyun olduğu için. Ben gerçek bir oyuncuya karşı oynamak istiyorum. İzleyicilerle oynama serisi mi yapsak acaba? Eğer mobilden şey, mobille bilgisayar eşleşiyorsa harbiden veya bilgisayarları olanlarla da yapabiliriz. İzleyicilerle kapışma serisi yapabilirim bu oyunda. Bak FIFA 2024 çıkana kadar yanlışlıkla kaydım. FIFA 2024 çıkana kadar burada böyle bir seri yapabilirim. Arkadaşlar yorumlarda belirtin ne yapalım bu oyunda. Siz bilirsiniz abi. Benim izleyicim her şeyin en iyisini biliyor valla bak. Aman güzel. Valla arkadaşlar şimdi var olan oyuncuların tipi daha iyidir ha burada yani. Şimdi mesela bu olmayan oyuncular ya bunlar mesela Messi falan müthiş görünüyorlar oyun için büyük ihtimal. Şimdi kanka bana paketlerini gösterir misin oyun? Tamam tamam. Şimdi ben tahmin ettim ki bana XP verecek ve verdiği XP sayesinde paketler kategorisine girebileceğim. Bakalım görev yaptım bayağı bir. Mağazada paketler hala aktif değil. Lan ben bu oyunda nasıl paket açacağım? Aa burada hedefler yer var. Ücretsiz paket veriyor musun kanka? Acaba oyunda paket mi yok lan? Ama var diyorlar. Abi işte orada da paket açabiliyorum falan diye yorumlar hatırlıyorum ben. Kariyer hedefleri diyor. Tamam buradaki şeyleri alalım. Belki seviye atlarız belki. Paketler yerine giremiyorum. Enayi gibi para yükledim ya. Oyuna resmen bağış yaptım şu an farkında mısınız? Şu anda oyuna bağış yaptım arkadaşlar ben. Oğlum paket nerede ya? Abi puan muhabbeti var. Puanla direkt oyuncu alabiliyorsun. Antrenman puanı bilmem neler falan var. Özel forma falan muhabbeti var. Paket yok. Boşuna para yatırdım yemin ediyorum. Şu defansta kayma tuşunu değiştireceğim arkadaşlar çok hızlı. Defans bölümünde. Ha bununla bunun yerini değiştireceğim. Bunu kayarak müdahale. Bunu da omuzla müdahale aynen. Tamam şimdi oldu. Kanka ne olur bak para yatırdım harcayamıyorum oyun ya. Bunlar mı ya acaba? Abi bunlar da değil ya. Ah. Evet. Evet bunlar. Diogo Jota'yı alabiliyor muyum ben burada? Rastgele. Rastgele mi? Bunu istiyorum. Diogo Jota'yı istiyorum. Nasıl alacağım lan? Rastgele verecek arkadaşlar galiba. Dur bakayım kim verecek? Ver tamam ver. 100 paraya ver. Animasyon nasıl? Aa animasyona bak. Arkadaşlar animasyonları harika oyunun ya. Liverpool'dan 5 yıldız. Kimsin sen? Gomez geldi. Bunu mu alsak acaba? O animasyonlar kopyalı. İyi bir şey gelirse full izleyeceğim animasyonu. Şu anda geçtim. Stoper Gomez geldi olsa. Dur bakayım demek ki burada var. Etkinlik gibi bir şey bunlar ya. İşte Liverpool'a özel bir şey getirmiş mesela. Bir dakika. Aa Milan var. Ana. Back to game. Oyuna dönenler. Bir tane nasıl alacağım bundan? Bir tane ver bana. Lan ne yaptım oğlum ben ya? Nasıl alacağım mesela? Neyi nasıl alacağım? Kimpembe'yi nasıl alacağım? Yok öyle bir şey. Tamam anlamadım orayı. Oho! Ronaldo çıkar mı lan? Arkadaşlar başka kimler var bakalım. Tümünü gör diyelim. Bu paketten çıkabileceklere bakın. Aa Ronaldo var. Dumfries de olur bu arada. Hakan da olur tabii ki.
Laporte da olur. Tamam, bu paketi açalım bir tane daha. Arkadaşlar animasyon harika mı değil mi ya? Gel bakalım. Gel bakalım, ülkesini gösterecek mi? Kaç yıldız? 5 yıldız. Hadi oğlum. Ronaldo mu? Ronaldo! Ronaldo! Ronaldo çıktı lan! Arkadaşlar like'lara basın. Ronaldo çıktı lan. İlk hayatımda ilk defa bir oyunda şanslıyım. Teşekkür ederim. Hayatımda ilk defa bir oyunda şanslıyım be. Ronaldo. Cristiano Ronaldo geldi arkadaşlar. İnanılmaz. Oyunun en iyi kartı, paketin en iyi kartı geldi. Paketin en iyi kartı geldi. Paketin en iyisi geldi dostlar. En iyisi. Ben daha bu paketi niye açayım? En iyisini zaten aldım dostum. Bellingham var arkadaşlar. Bunu da açalım. Kunde Munde paket sistemi güzel. Oğlum çok sevindim ya. Ronaldo ile harikalar yaratacağım şimdi. Uzaktan o kadar sert vuracağım ki. Acaba sert vurma tuşu ne? Sert vurma tuşu ne acaba dostum? Yalnız kadromuz şu an manyak şekillenecek ha. Stoper'e bir tane adamımız var. Burada kimya olayı yok sanırım. Ronaldo'muz geldi abi. Direkt forvet'i dikeceğiz. İngiltere Ligi. Premier Lig olarak geçmiyor burada galiba ha. Kim geliyor lan? Kaleci geldi. Leno. O değil de 7 numarayı gördün mü arkadaşlar? Aklım gitti. Eğer ki keşke Portekiz bayrağı gelseydi önce. Sonra 7 numarayı görseydik. İyi bak. 93 kalecimiz var. Öyle düşünelim. Kadro diziyoruz arkadaşlar şu anda bak. Kendinize gelin. Şu anda kadro çekiyoruz. Aşırı mutlu oldum Ronaldo'yu görünce. Çıldırdım çıldırdım. Bunlar kim? Bunlar Çinli minli. Onları boş ver şimdi. Milan'dan açalım mı? Kaka Kafu falan var. Aa, efsane Milan kadrosu. Efsane Milan kadrosu. Arkadaşlar eğer bu videoya iyi bir like gelirse bu oyunla ilgili yorumlarda istenilen her şeyi yapmayı düşünüyorum. FIFA 2024 çıkana kadar söyleyeyim. O yüzden like'lar önemli abi. Abi Ronaldo geldi. O kadar mutlu oldum ki. Arkadaşlar burada Kafu, Kaka, Inzaghi'ni alırsak müthiş olur. Bir tane de bundan gönderelim. Gelsin abi. Gelsin bakalım paketimiz. Hadi oğlum. Hadi oyun. Hadi oğlum. İtalyan Ligi 3 yıldız. Ah kim lan bu 3 yıldız? Kaleci geldi yine. Kaleci geldi. Ah lan geçtim direkt ya. Acaba oyuncuları böyle iade etme falan gibi şeyler var mı? Böyle farklı yani FIFA'dan farklı neleri var mesela? Tamam, bu paket bize şans. Bir tane daha Liverpool gönderelim mi ya? Kaç paramız kaldı acaba? Bir tane daha Liverpool gönderdim. Kanata hızlı bir oyuncu ihtiyacımız var dostlar. Kanata. Kanat için. Hadi oğlum. 5 yıldız. Kim geliyor? McAllister geldi. Çok sevinmedim. Kaç acaba? Rating kaç acaba? Animasyonlar inanılmazmış bu arada, yemin ederim. Kaç paramız kalmış dostlar? 550 paramız var. Ronaldo'yu çıkarttığımız şeyi mi atsak? Hakan Makan gelir belki. Orta sahada iyi olur. Bir Ronaldo daha gelmesi yok mu? Bir Ronaldo paketi daha gönderiyoruz dostlar. Az önce Ronaldo açtığımıza inanamıyorum ya. Vallahi inanamıyorum. Hadi gelsin. Kopuyoruz arkadaşlar paket açarken. Boydu mu? Paket açarken şunu kopuyorsunuz arkadaşlar. 23 numara Wilson. Demin Ronaldo çıkarttım kardeşim. Senin canın sağ olsun paket. Sen bize demin şeyi verdin ya kardeşim. Fırsatçı golcü. Ronaldo'yu verdin ya kardeşim. Senin canın sağ olsun. Immobile falan back to game. Bu muhabbet ne ya? Buradan bence biz bir şey alabiliriz ha. Ha bir tane alabiliyorum. Buradan kimi alayım? Philips olabilir aslında. Kim pembe de olur lan. Ha Immobile'yi alabiliyorum. Immobile'yi alayım o zaman. Anlaş diyor lan. Anlaşabiliyor muyum? Ha anlaşamıyorum. Tamam bu burası olmuyor. Ben buraya nereden girmiştim? Belki başka yerde de bir şey vardır ha. Bak paket yok diyor şu an. Standart oyuncu biletleri. Biletim mi varmış benim? Aa baya... Lan burada bilet diye mi geçiyor acaba? Gelsin bakalım. 4 yıldız. İyi bir şey gelebilir. Lozano geldi Napoli'den.
salalım abi. Burada bizim bayağı ücretsiz bir şeyimiz var ha. Biz buradan arkadaşlar ha 4 yıldız garanti diyor zaten. Peki mesela 5 verme şansı var mı? Bir daha bakacağım o yüzden. Hani belki 5 veriyorum hani. 4 yıldız garanti belki 5 şanslıysam 5 veririm diyor mu bakalım. Gelsin abi. Animasyonlar müthiş. Portekiz Ligi. Yine 4 yıldız. Kim geliyor? Kim lan? Ben tanımıyorum lan bu adamı. G. Ramos, Gonçalo Ramos. Bizim tanıdığımız Ramos, Sergio Ramos kardeşim. Neyse arkadaşlar bunu saldım ben, bunu sevmedim. Standart oyuncu listesi. Aha Mbappe var. Oo, 1 milyon mu? Ananı avradın oğlum, benim G param 34 bin var sadece, ben buradan alamam ki. Adam, oyuncuyu direkt alabiliyorsun ha. Okey biz o zaman buradan paketlere devam arkadaşlar. Liverpool mu göndersek yine ya? Milan da gönderebiliriz aslında da. Liverpool gönderelim bakalım. Gelsin abi Liverpool'dan. Gel bakalım. Premier Lig 5 yıldız. Kim geliyor? 18 numara Gakpo olur. Gakpo iş yapar. Gakpo oynar bu arada. Gakpo oynar arkadaşlar. Aynen kanatta. Kanat istiyorduk. Bak kanat açtık gördün mü? Aa daha açamıyorum orayı galiba. Oraya açma hakkım bitti. Ana. Ronaldo paketini bir tane daha gönderelim o zaman dostum. Bir tane orta Hakan Çalhanoğlu olabilir. Orta sahamız yok. Stopere de güçlü açtık. Gelsin Ronaldo paketi. Bir Ronaldo daha mı yoksa? 5 yıldız. O kadar şanslı mıyızdır arkadaşlar? Kaleci yok, kaleci değil lan. Dumfries yes. Sağ bek. Sağ bek değil mi Dumfries? Yes. Size bir şey diyeyim mi? Kadro çok iyi şekillendi. Sağ bek evet. Biliyorum Dumfries'i. Çok beğeniyorum stilini. Çok beğeniyorum. Oyun tarzını çok beğeniyorum Dumfries'in. Bir tane de bundan gönderelim. Belki orta sahaya Jude Bellingham. Belki orta sahaya Jude Bellingham'ı çekeriz. Var mıdır öyle bir şans bizde? Gelsin bakalım dostlar. Hadi olalım oyun. Liga Espanyola diyor. Bilgilerin adı niye değişik acaba? Lisans mı almamışlar? Bellingham! Yes! Onun avradını oğlum, bu nasıl şans? Bu nasıl şans? Bu nasıl şans lan? Arkadaşlar bu videoya rekor like istiyorum. Lan neyse 95 Bellingham açtın. Oyunun en iyi orta sahası olabilir bu arada. Bilmiyorum oyunu ama. 95 Bellingham gelir mi dedim. Abi 2 shorts Berkay. Shorts'tan izleyenler ne bu böyle? Videonun tamamı kanalda. Buradan da shorts'u like'lamayı unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar aradan shorts falan çıkartıyorum. Abi Bellingham gelir mi dedim. Paketin en iyi kartını çıkarttım yine. Buradan da Ronaldo'yu çıkarttım. Lan ilk defa oyun yüzüme geliyor. Son paket paramız var. Son paket paramızı da harcayalım. Neye basalım? Şu Liverpool Milan'dan geldi mi lan kaka? Kaka kafu geldi mi? Kaka kafu geldi mi? Kaka kafu geldi mi? Kaka kafu. Bellingham'ı çektik. Bizim kadro var ya çok iyi. Ya çok eksikleri olacak ama yargı dağıtacak bir kadro. Bellingham'la Bellingham'la var ya ortadan çakarız. 3 yıldız ne oğlum? Kim geliyor? Bok çıktı arkadaşlar. Abi inanamıyorum bu arada şu an. Vallahi arkadaşlar parayı bitirdik. Ama çok mutluyum. Abi ne istediysem güzel açtım ya direkt. Bence biz şu beleşleri de açalım bu arada arkadaşlar. Niye biliyor musunuz? Beleş yani beleşlerden gelecek 4 yıldızlar her halükarda şu an bizim var olan oyunda asla olmayan yani aslında futbolda bile olmayan oradaki şeylerden iyidir. Farkındasınız değil mi? Bunu siz zaten benden iyi biliyorsunuzdur da. Benim izleyicimin bilmediği oyun yok. Çok enteresan bir izleyici şeyim var arkadaşlar. Ya siz çok benim çok garibime gidiyorsunuz. Her şeyi bilerek benim o kadar garibime gidiyorsunuz ki. Mesela normal insanlar şey yapar arkadaşlar bir oyuna başlamadan işte. Oyunu öğrenir falan. Ben oyunu öğrenmeden başlayıp yorumlarla öğrenip ikinci video öğrenmeye çıkıyorum. Bu çok saçma değil mi? Belki tembellik olarak değerlendiren de olabilir ama bilmiyorum. Yani böyle alıştınız bence bana siz. Tembellik de değil aslında, daha çok sarıyor beni. İnternet açıp oyuna bakmak istemiyorum. İzleyicim var oğlum benim. Ben
İzleyicim zaten bana yönlendiriyor. Şu ücretsizleri açalım abi. Ücretsizleri açalım çünkü arkadaşlar dediğim gibi şeyden kötü çıkmayacak büyük ihtimal. Abi ben bu oyunda bir girdiğim yeri bir daha bulamıyorum ki. Vallahi ben bu oyunda bir girdiğim yeri bir daha bulamıyorum arkadaşlar. Şuradan bir yerden girdik biz şimdi, dur. Ha, maç bileti. Bu mu lan? Bu değil oğlum. Bu Royal Pass gibi bir şey galiba. Ha, şu ilk adımlar bölümü. Kanka buradan benim şeylerim var. Lan oğlum giremiyorum ya. Buradan giderim herhalde. Ya buradan bir yerden gidiyordum ya. Geldi git şimdi oraya var ya. Neyse arkadaşlar gidemiyorum ya. Gidemiyorum. O gittiğim yere gidemiyorum. Neyse ben şimdi kadromu bir ayarlayayım. Karşım Jude Bellingham. Nasıl kadroya alacağım ben sizi lan? Oyun planı. Evet buradan büyük ihtimal. Kanka. Şimdi kardeşim tamam mı? Otomatik seçtiği bir şey var. Aa, otomatik dizdi bu bize. Kalk. Dumfries'de koydu, Gomez'de koydu. Evet kaleciyi de koydu. E bu süper abi. Tamam Wilson'u da yedek alırız. Yedekler. Wilson'u al abi yedeğe. Kadroyu yaptık. Kadro müthiş oldu bence. O zaman çıkalım, maça çıkalım abi. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi E-Futbol Ligi'nden bir tane daha maç başlatalım abi. Gelsin bakalım. Arıyoruz arkadaşlar rakibimizi. 2300'e çıktı kolektif gücümüz. Aa. Lan beni benle buldu sandım. Beni sağa atmış deplasmanda olduğum için. Bana beni buldu sandım arkadaşlar, fark ettiniz mi onu? Anlık şok oluşum. Yalnız Ronaldo'yla falan var ya çok deli goller atacağım. Acaba sert vurma ne? Bilmiyorum böyle. Yani FIFA'da böyle yerden sert vurulur mu böyle, hani yavaşlıyor falan o sıra. Şut atarken R2 basam var. Geçiyorsan dalaşlar yükselen şut. R2. R2 tamam. R2'de bir şey oluyormuş arkadaşlar. Oo, Ronaldo direkt baskıladı, alıyor ağızda. Hadi beyler. Orada Bellingham etkisi, bravo. Ronaldo'yu görüyorum. Sallan beni. Oyun açalım abi. İndirirsin kafayla oğlum. Olmadı Bellingham. Bellingham koştu oraya. Aç bizim. Ver oğlum şuraya. Ronaldo'yu görüyorum ama. Lan Ronaldo niye 7 numara giymek yerine bu adam 7 numara giriyor. Ronaldo 11 numara giymiş. Al kanka bunu. Bu adam daha iyi gibi bu arada. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ilk toplu buluşmasında top kaybı, baskıyı müthiş yapıyor Ronaldo. Kazandı Ronaldo. Ronaldo döndü. Ronaldo. Oo! Ronaldo'nun kendi animasyonu gibi. Bak FIFA'da yok mu? Bak. Ronaldo'nun vuruş şekline bakın arkadaşlar, bakın şimdi bak. Baskı döndü, kaleye baktı, bak vuruş şekline bak. Bu Ronaldo'nun vuruş tipi. Uzaklardan atacağım. Size söz veriyorum, uzaklardan atacağım, tamam mı? Seyredin. Yapacağım abi. Pres atmaz Ronaldo. Ronaldo sert vurur. Oraya ikili muhabbeti yapmalıyım. Kestik abi. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo vurdurmadılar. Kaybetti topu. Ah be. Müthiş baskı. Ama kart vermedi değil mi o pozisyona? Kartlı bir şey yoktu bence. Jude Bellingham gördü arayı. Cristiano Ronaldo'yu da gördük. Cristiano Ronaldo kontrol. Cristiano Ronaldo direkte patladı. Ronaldo direği yamulttu. Direği yamulttu Ronaldo. Vallahi direği yamulttu Ronaldo. Bellingham'la prese gelir mi? Nerede Bellingham? Bellingham'ı arıyor gözlerim. Numaralar çok sıkıntı. Cristiano Ronaldo. Ronaldo döndü. Ronaldo, Ronaldo baktı kaleye. Sorry. Yalnız ama var ya direği kırdık ama. Nasıl sanıyor var ya, çok eğleniyorum ya. Ronaldo. Ronaldo bas. Ronaldo. Oğlum Ronaldo mu bu? Ronaldo değil ki bu, Gakpo mu? Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Of, adam öldü. Adam öldü. Hadi oğlum bir baskı. Bravo. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ronaldo döndü. Ronaldo. Ronaldo müthiş vurdu. Olmadı. Bellingham vurdu. Jude Bellingham. Vurur presi. Bellingham müthiş. Ne oldu lan? Yalnız Bellingham'ın bak plase animasyonunu buradan bile görebilirsin. Bellingham'la plase, Ronaldo'yla sert gol hadi.
İlk yarı bitecek bu arada, bitsin hızlıca. Geçelim. Evet, ikinci yarı başladı dostlar ve takımımızla kazanmak için buradayız. Müthiş pas. Seken top bizde kalır mı? Kalmaz. Ronaldo'nun baskıya gidiş şeklini baksanız oğlum, ben korkuyorum lan buradan rakibe yazır. Ronaldo. Stoper devreye girdi. Jude Bellingham. Aaa. Bellingham çok kötü bir kayıp. Kontrol hata gidiyor rakip. Kapatın oğlum. Bellingham hatasını telafi etti. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ronaldo bir geçti. Ah. Çalma hareketi bilmiyorum ki. Kayıp mı onun ayağına? Müthiş baskı. Baskılar çok iyi abi. Baba baba Ronaldo'yu koşmaya bak. Bellingham indirir onu. Ooo yemen. Almaz almaz almaz. Bravo. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ronaldo önünde. Ah be, hareketlensene. Çok iyi baskı. Hata. Oğlum helal lan, ne güzel koşuyorsunuz lan. Bellingham, şut Bellingham. Ronaldo'yu gördü. Cristiano Ronaldo. Müthiş kaldı önünde. Ronaldo. Ronaldo. Baktı kale. Ronaldo. Ronaldo. Üzerine vurdu Ronaldo. Bravo. Bellingham. Şut Bellingham. Sever buraları Bellingham. Yalnız pres animasyonuna bayıldım. Oğlum dakika 80 olacak lan, bir tane atalım mı? Bir tane atmam lazım. Aman aman, atayım derken bak bir kontra atak, görüyor musun? Aman aman aman, bravo lan. Aferin lan defans. Buradan bir kontra atağa çıktık, attık ha. Bak gör. Ooo yiyorduk lan. Oğlum bağırma lan. Ne bağırıyor? Artist. Abicim. Güzel bir atak geliştirelim hadi. Dumfries. Jude Bellingham. Koşular var. Offside. Offside yok bence. Evet. Oha adam söktü aldı lan. Hadi baskı. Bir sonuç getirir mi? Hocam ya. Faul değil mi? Vermedi hoca. Cristiano Ronaldo. Son dakika. Ronaldo. Yürü lan. Çok iyiydi. Yalnız baksana Bellingham, Bellingham bilindik isimleri gibi. Birebir. Şurada faul verir dedim de vermedi, görmedi ha hoca bu arada, farkında mısınız? Baba baba beyler. Vallahi arkadaşlar son dakikada Ronaldo'nun golüyle maçı sırtladı. Cristiano Ronaldo. Bir maç daha atacağım dostlar. Bir tane uzak gol atmak istiyorum çünkü. Çok hızlı bir maç döneceğim. Kolektif gücü 1684 olan birisi geldi. Bakalım. Bu oyunun şöyle bir güzel yanı var dostlar. Oyun ücretsiz. FIFA gibi 1000-2000 lira değil. Maddi gücü olmayan ve futbol oynamak isteyenler için bence çok iyi bir seçenek. Ücretsiz paket yapma da varsa tadından yenmez. Bellingham. Müthiş pas. Cristiano Ronaldo. Vuralım kafaya. Bravo çocuklar. Çok iyisiniz. Çok iyisiniz takım. Çok iyisiniz. Çok iyisiniz oğlum. At bir daha. Çok iyisiniz oğlum. Bellingham. Vur buradan Bellingham. Ters ayağına geldi Bellingham. Neyse bir de Ronaldo ile mi atmayı denesem ya? Ronaldo uzaylı olduğu için her şeyi yapar dostlar. Normalde sert vuruyor da plesi yerine. Ama buradan sert vurulur. Ah bir geçse var ya. Good pressure. Oo, çok güzel baskı. Sağa kapat, sağa kapat, sağa kapat. Sağa atacak, sağa atacak, çok belli. Baskı baskı, önde baskı, önde basıyoruz. Tamam. Kafa topunu alırsak iyi. Bravo. Gördüm orayı. Bellingham. Verdi. Ronaldo. Bak, düşüyor Ronaldo. Dönmedi lan. Dönmedi bu sefer. Erken bulduk golü. Şimdi uzaktan full deneyebiliriz. Ronaldo. Ronaldo. Oh.
Yeah, this is also a chance to see what happens to the level of concentration. Allah aldım. Ronaldo. Ronaldo receives it in a good position here. Dönemedi. Bravo. Ronaldo. Abi şu savunma neymiş ya? Hocam faul. Avantajı oynat. And here's Cristiano Ronaldo. He's Ronaldo. And collectively pitched on the faces of the defenders. Vallahi çok güzel vuruyor. Yemin ederim çok güzel vuruyor bak. Harbiden çok güzel vuruyor. O animasyon çok iyi değil mi? Animasyonu fark ediyorsunuz değil mi? Fark ediyorsunuz değil mi animasyonu? Özel bir animasyon. Aha bas sonuç getirdi. Bu arada arkadaşlar oyun ya bot atıyor ya da yani yeni başlayanlar hiçbir şey bilmiyor. Bilmiyorum. At oğlum Bellingham araya. Ronaldo zıplar ona. Ronaldo. Nasıl biliyorum? Abi atak pozisyonuna baksanıza Ronaldo'nun bak. Atak pozisyonunu seyredin. Bak ooo zınk. Bak ne kadar net bak. Tak. Ne kadar net. Sen de uzaktan hadi lan oyun. Bellingham. Alınsın onu Bellingham be. Abi baksana da tribüne. Tribün Cristiano diyor. At araya. Bir daha. Evet. Ronaldo'yu görüyorum. Ronaldo'nun önüne bırakacağım. Cristiano Ronaldo. Uçtu uğramadı. İkinci pozisyon gelir mi gelmedi. Bir kontratak yiyeceğiz. Dikkat. Aman. Ah be çok kötü bir top kaybıyla başladık dostlar. Rakip araya inanılmaz kaçtı. Offset. Oha kaleci mi kullanıyor? Al kanka. Bellingham. Bellingham. Arayı gördü. Ronaldo koşuyor. Cristiano Ronaldo. Vurur ona. Vurur ona. Ah be. Sürekli orta kafa böyle başladık ya. Şu an yani öyle bir oyun stiline geçtik nedense. Ortalarda Ronaldo'yu çok kapatıyorlar. Baksana burada direkt önüme geçiyor. Şut atacak pozisyonum kalmıyor. Ronaldo. Abi döndürmüyor adamlar Ronaldo'yu. Ballı adamlar Ronaldo'yu döndürmüyor. Ronaldo. Döndür Ronaldo bu sefer. Ronaldo vurur. Cristiano Ronaldo. Spiker resmi var. Spiker çıldırdı arkadaşlar. Alırız. Ah be alamadık. Aldık. Ronaldo. Ronaldo. Bir dakika ya uzaktan vuracağım ya. Abi dönemiyorum ki. Dakika 70. Çok güzel. Ronaldo. Ronaldo baktı kaleye. Ah Allah belanız var mı sizin ya. Allah kahretsin. Avantajı oynatıyor. Vurduğu için vermez. Oha. Rakip çıldırdı. Hadi kontratak. Bellingham. Ronaldo'dan koşu var. Müthiş pas gönderdim. Kaleci alır onu ya. Arkadaşlar uzaktan atmak için sanırım biraz daha ısınmış olmam gerekiyor oyuna. Bir daha deneyeceğim son kez. Ronaldo döner mi? Ronaldo. Abi bir salın lan beni. Salın lan. Lan sal lan. Adam Ronaldo'yu salmıyor lan. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. Lan oğlum bıraksanız. Bırakmıyor herifler arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar uzaktan atamıyorum yani. Belki de oyuna ısınmadığım için animasyon çok iyi gidiyor. Sürekli savunmadan dönüyor. Benim hiç kapatıyorlar. Orada ne yapmam gerektiğini bilmiyorum ama öğreniriz diye düşünüyorum. Tabii oyunu severseniz yapmam gerekenleri lütfen yorumlara yazın dostlar. Bu kadar diyelim. Bence kafiydi. Çok da görev tamamlamışız. Buradan büyük ihtimal paket falan da gelecektir. Ben yorumlarla daha çok bilgilenip daha güzel bir videoya karşınızda olurum eğer beğenirseniz. Bu videoluk bu kadar dostlar. Kendinize bakın. Umarım eğlenmişsinizdir. Hoşçakalın. Bay bay.